Evet arkadaşlar, yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, beğenide bulunmayı, yorumlarda bulunmayı unutmayın lütfen. Şimdi bugünkü videomuzda öncelikli olarak biliyorsunuz sürekli 8 Pro'yu sizlere anlatmaya çalıştım, tanıtmaya çalıştım. Bugünkü videomuzda da sizlere yine Chery bayisindeyiz ve sizlere 8 Pro ve 8 Pro Max arasındaki farklılıkları göstermek istiyorum. Tabii 8 Pro Max şu an Türkiye'ye henüz gelmedi. Ama ona rağmen bilmeniz gereken, yarın öbür gün geldiği zaman bilmeniz gereken özellikler hakkında bilgi vermek istiyorum size. Bu sol tarafta gördüğünüz olan kırmızı renkli 8 Pro. Ve bu tarafta da gri renkli olan 8 Pro Max. Şimdi kasa olarak herhangi bir farklılık göze çarpmıyor. Kasa olarak her şey aynı. Farklılıkları anlatmak gerekirse öncelikli olarak ön tarafta şöyle 8 Pro'yu gördüğünüz zaman 8 Pro Max'ın şuradaki küçük bir detay farklılığını görürsünüz. Şuradaki bir rütuşu. Bu olay 8 Pro'da yok. Yani çok mu farklı derseniz çok bir fark yok. Şimdi arka taraftan dediğimiz gibi kasa aynı. Arka taraftaki farklılıklar öncelikli olarak stop lambaları. Şuradan hemen gördüğünüz üzere 8 Pro Max'ın şeffaf bir dışında kaplama var. Günümüz modern teknolojisine uygun olarak 8 Pro'da klasik kırmızı dış kaplaması var. Stop lambalarının. Şimdi diğer bir farklılık egzozlarda, biliyorsunuz 8 Pro'da iki tarafta gerçek egzoz çıkışları var. Birer adet. 8 Pro Max'ta ise İki sağ tarafta, iki de sol tarafta egzoz çıkışları var. Bir de küçük bir farklılık olarak bu alttaki şeyin sadece şöyle 8'i de göstereyim size. Sadece şöyle küçük bir dizayn farklılığı var. Burada 8 Pro Max'ın gördüğünüz üzere 390 Newton metre, 8 Pro 290. Şimdi bu neden kaynaklanan bir farklılık? Öncelikli olarak motordan kaynaklı. Neden derseniz 8 Pro'da biliyorsunuz 1.6 motor var, önden çekişli, ama 8 Pro Max'da 2000 motor ve 4 çekişli bir motora sahip. Şimdi iç tarafı farklılıklarına gelince, öncelikle şöyle iki aracı, 8 Pro'yu biliyorsunuz, iki tane, bir hayalet ekran, bir de orta konsoldaki ekran var ve alt tarafta klimaların kontrollerini sağlayan ekran var. Şimdi Pro Max'ta ise fark biraz büyük. Buradaki fark öncelikli olarak ekran bütün tek parça halinde, ama şöyle tamamen açarsak ekranı iki tane bölünmüş ekrana sahip burada. Tabii ki alt taraftaki farklılıkları ne diye söylerseniz, öncelikli olarak buradaki orta konsol aşağı yukarı aynı. Buradaki farklılık sadece ne derseniz buradaki kısa yol tuşları. Bu 8 Pro'da maalesef yok. Ve burada deri kaplama var. Yine aynı koltukların döşemesinde deri kaplama var.
8 Pro'da biliyorsunuz şu şekilde bu yan kapılarda bulunan mobilya görünümlü kaplama var. Şimdi diğer taraftan şöyle aracın genel şeylerine bakacak olursak, iç tarafında şöyle bir farklılık var. Burada normal dijital kontrol ekranı var. Bu 8 Pro'da maalesef yok. Şimdi bagajı göstermek gerekirse bir farklılık var mı yok mu diye. Normal yine 7 kişilik. Herhangi bir 8 Pro ile. Tabi bu 8 Pro'nun lüks paketiyle karşılaştırıyoruz. Şimdi aracın içine bindiğimizde size şöyle farklı detaylar verebilirim. Aracı da çalıştırayım. Çalıştırayım. Hava da biraz sıcak. Onun için de klimayı da açmam icap edecek. Şimdi arkadaşlar burada şeyden hatırlarsınız. Omada 5'ten hatırlarsınız bu ekran yapısını. Şimdi bu araçta 2000 motor olduğu gibi bu araçta 6 farklı sürüş modu var. Yani sürüş modunu hızlı halde şuradan 8 Pro'dan hatırlarsınız. Şurada ses açma kapatma şeyi var. Burada bunda modları değiştirebiliyorsunuz. Sürüş modlarını bastığınız zaman. Включён спортивный режим. Şimdi burada farkları görüyorsunuz. Bakın. Включён грязевой режим. Bu mesela burada 2, 4, 6 ve Включён бездорожье режим. 7 çeşit sürüş modu var. Şuradan hatta direkt ekran üzerinden. Включён экономичный режим. Şimdi burada bir Включён зимний режим. Kışlık ayar var. Включён грязевой режим. Burada bataklık ayarı. Включён бездорожье режим. Bu bildiğiniz off-road. Включён экономичный режим. Ekonomik mod. Включён стандартный режим. Comfort mod. Включён спортивный режим. Ve spor режимi var. Modu var. Şimdi diğer taraftan da tabii araçta sesli ses kontrolü var. Да, я здесь. Откройте лево окно. Хорошо, открываю. Gördüğünüz üzere. Чем я могу вам помочь? Закройте окно. Окно закрыто. Gördüğünüz gibi sesli komut araçta var zaten. Bu klasik normal şeyde de var. 8 Pro'nun lüks paketinde de var. Excellent paketinde. Diğer pakette yok. Şimdi aracın normal şey farklılıkları buradan gördüğünüz üzere direksiyon üstü tüm kontroller aşağı yukarı aynı. Şimdi sadece şöyle farklılıklar var. Buradaki araçlarla Türkiye'deki araçlar arasında bölgesel olarak farklılıklar var. O farklılardan bir tanesi de daha önceki videolarda da bunu söylemiştim. Şuradaki ön cam ısıtması rezistanslı. Rezistanslı ısıtması. Diğer taraftan baktığınız zaman aracın ısıtma, soğutma koltuklar var. Ama işte bu sırt tarafında yok. O daha önceki de bir eksikliği dile getirmiştik. Şimdi diğer taraftan devam edecek olursak araçtaki farklılıklardan bir tanesi de ekran üzerindeki sürüş modlarıyla birlikte bir de temalar. Burada şuradan mesela temayı değiştirelim. Şöyle görün.
şu an tema değişti. Gördüğünüz gibi. Devir saati buraya geldi. Burada normal kilometre saati ve burada esasında navigasyonla gittiğimiz zaman ekran üzerinde bunu göstergeler üzerinde net görebilmek açısından çok faydalı. Şimdi devam edecek olursak ekranlara, şimdi şuradan tekrar değiştirelim ekran temasını. Buradaki farklılığı gördüğünüz gibi değişti. Yani bu özellikler de tabii aslında kullanış açısından insanları mutlu edecek şeyler. Onun için de yani bu tür şeylerin olması güzel. Çünkü 8 Pro'da temaları sadece şey olarak değiştirebiliyorsunuz. Tema değişmiyor daha doğrusu. Spor mod, normal mod ve eco modu aldığınız zaman sadece renkler değişiyor. Bu da klasik. Bunu şuradan da hatta gösterebilirim size. Tabii ekran şu an araç Rusça. Şuradan modları değiştirdiğiniz zaman buradan görebiliyorsunuz hangi modu seçeceğinizi. Ve şeye bastığınız zaman modu direkt değiştirmeye alıyor. Aslında biraz da uzun sürüyor. Hızlı bir değişim yapmıyor. Diğer taraftan dediğim gibi araç 2000 motor. Yani her türlü diğer özellikler araçta var. Yani tabi navigasyon burada direkt kendinde var. Bu araçta. Yani şey bağlanmasa da, CarPlay'e bağlanmasa da navigasyon burada var. Multimedya var. Buradan her türlü resimlere USB takarak herhangi bir dosyalarınıza ulaşma imkanınız var. 360 kamera iki araçta da bildiğiniz üzere var. Şu an gördüğünüz üzere. Belki format olarak farklı olabilir ama genel olarak sonuçta 360 kamera tamamı var. Diğer taraftan buradaki, yani aracın diğer genel detaylarına baktığımız zaman, yani Türkiye'deki Excellent modelinin 8 Pro'nun yani lüks paketinde olan tüm şeyler, işte Sony hoparlörler, tümü aşağı yukarı aynı. Koltuk yapısı, detayları, sunroof, aydınlatma, buradaki aydınlatma ve sunroof'u açma kapama tuşları tamamı aşağı yukarı aynı. Yani şeyini de göstermek gerekirse şöyle, anahtarı, anahtar da aynısı. Yani şöyle hatta içinden çıkarayım, net size göstereyim. Bu araçlar normalde test araçları. Yani bir farklılık yok. 8 Pro'nun anahtarıyla herhangi bir farklılık yok. 8 Pro Max'ta. Diğer bir güzel tarafı, burada kısa yollar var. Yani araç kullanırken burada bu kısa yollarla direkt işte ekranı kapatıp açma, sesi açma, kapama. Yani tüm kısa yollara buradan ulaşabiliyorsunuz. İşte telefon, müzik, ana sayfa, bunların tamamına buradan kısa yollarla ulaşma imkanınız var. Şimdi Türkiye'deki araçlarla buradaki araçların bazı farklılıkları var. Onlardan da ben size bahsetmek istiyorum. Yani bu sadece Pro Max açısından değil. Şöyle dışarı çıktığımız zaman, şimdi öncelikli olarak bu 8 Pro Max'ta ve 8 Pro'da, şurada da göreceğiniz üzere arka koltuklarda da ısıtma ve soğutma var. Yani 8 Pro'da da var bu, Pro Max'ta da var. Diğer taraftan şuradan
Göreceğiniz üzere araçlarda sis farları var. Normal 8 Pro'da da var. 8 Pro Max'ta da var. Yani bu normalde benim Türkiye'ye geldiğimde gördüğüm araçlarda normalde bu sis farları yoktu. İkincisi, normal şöyle 8 Pro'dan da size göstereyim. İkincisi, direksiyon ısıtması yok. Yani bu mesela 8 Pro. Direksiyon ısıtması yok. İkincisi, şöyle ekranı açarsak, burada ön cam distanslı ısıtması yok. Bu tabi bölgesel, dediğim gibi bölgesel farklılıklardan, soğuk sıcak bölgelere göre farklılıklar oluşabiliyor. Yani en büyük farklılıklar bunlar. Yani arka koltuk ısıtması, ön cam ısıtması, direksiyon ısıtması, bunlar araçlarda yok. Diğer bir taraftan bir farklılık da, mesela 8 Pro Max'ta daha farklı Türkiye'deki gibi, ama 8 Pro'da şu şekilde telefon koyma yeri bulunmuyor. Bu kapaklı, ileri geri açabiliyorsunuz. Normal içi her şey aynı. Sadece buradaki telefon koyma yeri farklı oluyor. Şuraya telefon koyabiliyorsunuz. Burada bardaklık var. Bunu kapatabiliyorsunuz. Buraya tekrar telefon koyabiliyorsunuz. Aslında kullanışlı, güzel. Çünkü bende de 8 Pro var biliyorsunuz. Onunla uzun yollar yaptım. Türkiye'ye de geldim. Yani çok kullanışlı oluyor. Türkiye'deki modeller bu şekilde. Başka bir 8 Pro ile 8 Pro Max arasındaki başka herhangi bir fark yok. Ama 4 çeker olayı, yani test sürüşlerini de yaptım ben. 4 çeker olayı çok ciddi olarak keyifli ve kullanışlı. Yani 4 çeker otomatik devreye giriyor. Herhangi bir zorlanmada. Normalde araç sürekli 2 çekerle giderken herhangi bir zorlamada otomatik olarak 4 çeker devreye giriyor. Ve ben çok zorlu, geçtiğimiz kışta bu 8 Pro Max'ı çok zorlu yollara soktum. Karlı yollara soktum ve aracı çok uğraşmama rağmen kesinlikle aracı batıramadım. Yani söküp alıyor 4 tekerden bağımsız olarak. Çok konforlu bu şekilde. Tabi bu kullanıcıya göre değişir. Yani bölgesel olarak da değişir. Kimisi, yani 4 çekerin işte 2000 motor çok yakıyor olabilir. Yani 1.6 önden çekişliğe göre. Ama çok ciddi de bir fark yok esasında. Şimdi fiyatlara gelirsek, burada tabi Türkiye'ye göre ciddi farklar var. Türkiye'deki vergi sisteminden dolayı, ÖTV'den dolayı ve en son duyduğuma göre Çin'den gelen araçlara ekstra %40, yani bu haberlerden gördüğüm kadarıyla %40 vergi konulmuş. Hatta Çin Ticaret Bakanlığı da bu konuyla alakalı Türkiye ile iletişime geçmiş diye haberler okudum. Eğer öyle olmuş olduysa, yani çok ciddi olarak fiyat farkları ortaya çıkacak. Ki şu an zaten var fiyat farkları. Yani bu 8 Pro mesela burada, yani 29-30 bin dolar civarı. Arası 8 Pro Max ise yaklaşık 35 bin dolar civarı. Yani arasında 5-6 bin dolarlık bir fark var buradaki satış fiyatlarında. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videolar için ciddi emekler harcanıyor, vakitler harcanıyor. Buna karşılık da sizden ricam, kanalımıza abone olmanız, beğenide bulunmanız ve her türlü yorumunuza kısa sürede cevap verdiğimi biliyorsunuz. Bununla ilgili, bu araçlarla ilgili her türlü soruları yorumlarda yazabilirsiniz.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.